Merhaba arkadaşlar. Bugün Tonguç Akademi'de ben Talha Doğan ve değerli öğrencim Tonguç sizlere edebi sanatlar konusunu anlatacağız. Edebi sanatlar üniversite sınavlarında ve okul yazılarımızda mutlaka karşımıza çıkan önemli bir konu. Şimdi Tonguç'um sen hangi takım tutuyorsun? Tabii ki Fenerbahçe Tabii ki Fenerbahçe tutuyorsun ama Fenerbahçe'nin biliyorsun şeyi nedir onun adı amblemi logosu işte nedir onun adı Kanarya Kanarya biraz Fenerler tarafından sevmiyor. Ama Galatasaray'ın benzetildiği şey aslan değil mi? Galatasaraylı futbolcular aslana benzetiliyor genelde. Evet hocam. Şimdi bugünkü dersimizde konuya böyle bir futbolla giriş yaptık ama konuyu daha iyi anlamak için dostum. Şimdi şu cümleyi inceleyelim. Futbolcular sahaya çıktı cümlesinde. Sence herhangi mecaz anlamda kullanılmış herhangi bir sanatlı sözcük var mı bu cümlede? Yok hocam. Yok harikasın. Peki şuraya bakalım. Aslan futbolcular sahaya çıktı cümlesinde futbolcular Aslana benzetilmemiş mi dostum? Aslan ve futbolcu. Burada benzeyen ve benzetilen, benzeyen ve benzetilen ilişkisi yok mu? Yani futbolcular benzeyen, aslan da kendisine benzetilen değil mi dostum? Evet hocam. Harika. Şimdi aslanlar sahaya çıktı dediğimizde ise sadece kendisine benzetilen kullanılmış öyle değil mi? Şimdi burada bütün bunlara Sanatçılar, şairler, edebiyatçılar isimler vermişler. Şimdi bunların ne anlama geldiğini göreceğiz. Peki sence bunlardan hangisi daha kısa bir cümle oldu? Daha güzel bir cümle oldu? Aslanlar sahilde. Değil mi? Aslanlar çıktı daha güzel oldu. Çünkü biraz sarı lacivert oldu. Aa işte dostluk, sevgi kazandı yani. Yazılar siyah beyaz, burası sarı lacivert, burası sarı kırmızı. Güzel bir dostluk havası oluştu. Zaten önemli şey milli takımız değil mi dostum? Evet, şimdi bunu kaldırdık. Şimdi buraya bakalım. Burada demiş ki aslan gibi güçlü futbolcular sahadaydı demiş. Şimdi burada futbolcular benzeyen, aslan kendisine benzetilen, güçlü benzetme yönü gibi de benzetme datı. İşte bu tarz dört öğesi de bulunan benzetmeye biz normal benzetme ya da dört öğesi de bulunan benzetme diyoruz. Fakat bu çok itici oldu değil mi? Aslan gibi güçlü futbolcular kulağa çok hoş gelmedi. Şöyle bakalım. Aslan futbolcular sahadaydı. Burada işte sadece benzeyen ve benzetilenin kullanıldığı benzetmeye biz güzel benzetme. Diğer adıyla da teşbihi beli diyormuşuz. Demek ki ney? Sadece benzeyen ve benzetilen kullanılırsa teşbihi beli. Aşağı inelim. Açık istiareye bakalım. Aslanlar sahadaydı demiş. Burada da yalnızca kendisine benzetilen kullanılmış. Yani açık bir şekilde benzetme yapılmış. Aslanlar sahadaydı diyor. Fakat kapalı istiareye baktığımızda ne görüyoruz? Futbolcular sahada adeta küfür ediyoruz. Burada da futbolcular aslana benzetilmiş. Fakat aslan söylenmemiş. Kapalı, gizli yani. Burada Ha kükremek aslana özgüdür. O yüzden bu kapalı istihare burada futbolcular aslana benzetildi diyorsun. Demek ki yalnızca benzeyen ve benzetilen kullanılırsa teşbihi beli. Yalnızca kendisine benzetilen kullanılırsa açık istihare. Yalnızca benzeyen kullanılırsa da kapalı istihare diyoruz olsun. Şimdi gelelim başka bir sayfaya. Teşhis yani diğer adıyla kişileştirme. İnsan olmayan varlıklara insana özgü özellikler vermeye teşhis deniyor. Mesela Tonguç bugün çok üzüntülüydü dersen Burada bir kişileştirme var mıdır sence Tonguç? Var hocam. Değil mi? İnsan değilsin sen. Sana insan özgü bir özellik vermiş oldum. Ya konuyu bilmediğin için anlayamadım. <laughs> Şimdi burada şöyle bir şey var dostum. Şaka bir yana sen de değerli bir insansın. Seni seviyoruz. Şimdi teşhis insan olmayan varlıklara insan özgü özellikler verdi bak. Bulutlar ağlıyor demiş. Bulutlarda bir kişileştirme var. Bulutlar normalde yağmur yağdırır. Yani bunu ağlamak olarak düşünmüş şair. O zaman burada bir kişileştirme var. Çünkü bulutlar normalde ağlamaz. İntak da insan olmayan varlıkların konuşturulması olayı. Mesela çiçek yanındaki ağaca şöyle dedi. Nasılsın ey yüce ağaç? İşte burada intak yapılarak yani konuşturma yapılarak çiçek kişileştirilmiş. Zaten intaklarda yani intak sanatında doğal olarak kişileştirme var. Çünkü konuşan bütün varlıklar insanlaştırılmış oluyor. Bak burada ne demiş? Selamünaleyküm demiş çiçek. Ağaçta aleyküm selam hacı demiş. <laughs> Dini bir konuşma olmuş. Şimdi bakalım kinaye. Şu ana kadar takıldığım bir şey var mı Tonguç'um? Hocam çok güzel. Resimler harika. Resimleri sevdin. Çocuklar için zaten. Sevgiyle öğretilenler kalıcı olur evladım. Şimdi devam edelim. Kinaye de diğer adıyla değinmece hem gerçek hem mecaz anlam kullanılması. Şimdi yalan söylediği anlaşılınca yüzü kızardı diyor. Yüzü kızarmakta bir deyim ve deyimde de bir kinaye var. Niye? Niye? gerçekten yüzü kızarıyor. Yani utancından yüzü kızarıyor insanın bazen. Hem de gerçekten de yüzde bir kızarıklık var. Ama anlatılmak istenen çok utandı anlamı. Yani hem gerçek hem mecaz anlam varsa kinaye diyebiliriz. Mecaz mürsel ise ad aktarması. Bir sözcüğün benzetme ilgisi olmadan başka bir sözcük yerine kullanılması. Mesela evden izin alabilirsem akşam size gelirim demiş. Şimdi burada evden mi izin alıyor yoksa anne ve babasından mı izin alıyor Tonguç? Ee, anne babasından. Evet. Peki anne babası eve benziyor mu? Hayır. Hayır. Ama anne babasının yerine direkt evi kullanmış. Yani evden izin alabilirsem derken anne ve babamı kastediyor, anne ve babasını kastediyor. Ancak onu diğerinin yerine kullanmış. Benzetme ilgisi olmadan. Ama dikkat edersen az önceki örneklerde futbolcular aslana benzetilmişti. Çünkü aslan güçlü bir hayvandı. Futbolcular da güçlü denilmişti. Burada ise anne ve baba eve benzetilmemiş. Bak mesela düşünsene bu akşam dışarı çıkabilir miyim? Eve konuşuyor. Evde otur oturduğun yerde her gün geziyorsun. Böyle bir şey anlatılmıyor burada. Burada anlatılmak istenen Anne ve babasından izin alan bir çocuk. Yani ad aktarması, mecazı, mürsel var. Şimdi gelelim mübalağaya. Bunlar zaten sevilen, bilinen, kolay edebiyat sanatlar. Mübalağa da abartma. Bir ah çeksem dağı taşı eritir, gözümün yaşı değirmeni yürütür demiş şair. Burada gördüğün gibi çocuğu o kadar abartmışlar ki veya şair aşkın o kadar abartmış ki derdini. Dağlar artık yanına küçülü vermiş. Dağı taşı bile eritirim demiş yani. Bu bir abartma. Olağandan fazla gösterme. de dokundurma evladım. Lafın tam tersini ifade ediyorsun kastediyorsun. O kadar cömert ki hiçbir şey ısmarlamaz diyorsun. Yani esasında cimri demek istiyorsun. Laf dokundurma. Mesela Tonguç o kadar çalışkandı ki sınıfının sonuncusuydu dediğimde burada bir tariz var mı sence ee, Tonguç? Hocam laf soktunuz bana. Evet, bariz bir şekilde sana tariz yaptım. Devam edelim. Tekrir de tekrar adı üzerinde zaten. Tekrir yineleme demek. Beni bende demen bende değilim. Bir ben vardır bende benden içeri demiş. Bunu da Yunus Emre söylemiş sevgili Tonguç. Yunus Emre burada tasavvuf düşüncesinin temelini anlatmış. Yani demiş ki bende benden başka biri daha var. Yani Allah'ta yok olmayı anlatmış. Burada da dikkat ettiysen Tonguç'um ben sözcükleri, ben kişi zamirleri defalarca kullanılmış. Ama hiç de gözü rahatsız etmiyor değil mi dostum? Evet hocam. Tezat zıtlık bunu da tezıt diye aklına tutabilirsin. Tezat zıtlık. Ağlarım demiş hatıra geldikçe gülüştüklerimiz. Bak adam şu anda ağlıyor ama aklında da gülüştüğü var. Burada gülmek ve ağlamak zıt anlamlı mı Tonguç? Evet hocam. İşte bu da tezat zıtlık sanatı. Hey gidi çocukluk günlerim hey dediğimizde de bir seslenme bir nida sanatı görüyoruz. Burası da anlaşıldı değil mi? Çok kolay bence. Evet hocam. Cinaz sanatına baktığımızda ise dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç diyor. Peki Tonguç söyle bakalım bu geç sözcükleri aynı anlamda mı? Hayır hocam. Değil mi? Biri geç derken e, geç kalmak yani erkenin zıttı anlamında diğeri ise geç devam et gibi bir anlam öyle değil mi? Bunlar işte sesteş sözcükler. Sesteş sözcüklerin oluşturduğu kafiye biz ne diyorduk? Cinaslı kafiye diyorduk. Cinaslı kafiyeler cinas edebi sanatını da oluşturuyor. Artık bunu da biliyorsun değil mi dostum? Evet hocam. Harika. Şu ana kadar anlattıklarımı anladın mı Tonguç? Hocam ben anladıysam herkes anlamıştır. Aferin. Bu şekilde de tevazulu olman beni çok sevindiriyor Tonguç. Sen gün geçtikçe daha da usta bir hale geliyorsun. Çekirgelikten ustalığa doğru ilerliyorsun. Aferin efendim. Şimdi bakalım tevriyeye. Tevriyenin ismi biraz cevriye gibi biraz karışık ama esasında kolay bir edebi sanat. Ama yapması çok zor bir edebi sanat. Şimdi demiş ki burada Mehmet Akif Ersoy. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar diyor. Şimdi medeniyeti tek dişi kalmış canavara benzetmiş. Burası belli. Fakat burada bir edebi sanat var. Buradaki edebi sanatı duyduğunda şok olacaksın Tonguç'cum. Bak şimdi dikkat edin. Burada Mehmet Akif Ersoy iki farklı gerçek anlam kullanıyor. Hatırlarsan kinayede hem gerçek hem mecaz anlam vardı. Burada ise iki farklı gerçek anlam var. Mesela ulusun derken sen yücesin, korkma demek istiyor. Bu anlamı yakaladın değil mi Tonguç? Evet hocam. Bir de havlasın onlar, korkma. Onlar bir canavar, havlasın hiçbir işe yaramaz diyor. Yani ulusun kelimesi hem yücesin anlamında hem de düşmanın havlasın korkma anlamında. Dolayısıyla iki gerçek anlam var. İşte biz buna tevriye diyoruz dostum. Hocam her cuma okuyoruz hiç anlamamıştım sayenizde anladım. Aferin okul çıkışında değil mi okuldan törende evet aferin evladım delikanlı bir çocuksun. Okuyacaksın evladım istiklal marşına sahip çıkacaksın. Devam edelim. Hüsnü talil güzel nedene bağlanma. Hüsn güzel demektir. Hasan, Hüseyin, Hüsnü bunların hepsi güzel anlamına gelir evladım. Hüsnü talil de güzel nedene güzel delile bağlama anlamına geliyor. Mesela burada demiş ki <laughs> yeni bir ülkede yem vermek için atlarına nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgarına. Cümlenin bütününde üstün talil var Tonguç'un. Normalde hani atalarımız ne yapmışlar? Yeni yerler fethetmek istiyorlar, yeni ülkeler fethetmek istiyorlar. Gaza politikasıyla ya da Türkleştirme politikasıyla bir şeyler yapıyorlar. Fakat bu onu daha farklı güzel bir nedene bağlamış. Demiş ki yeni bir ülkede atlana e, atlarına yem vermek için bunları yapıyorlar demiş. Burada güzel bir nedene bağlamış. Bunu genelde böyle sevgiliye yapılır. Mesela sen geldin diye ağaçlar çiçek açtı sevgilim denir. Halbuki ne alakası var? Buhar geldi ağaçlar çiçek açtı. Onu güzel bir nedene bağlamış oluyor. Şimdi Tenasüp uygunluk sanatına bakalım. Tenasüp de hani derler ya münasip bir zamanda size geleceğiz. Buradaki tenasüp de oradan geliyor evladım. Şimdi bak burada Fuzuli'nin bir beyti var. Aşk derdiyle hoşen el çek ilacından tabip kılma derman kim helakım zehri dermanındadır. Bir şey anladın mı Tonguç? Hiçbir şey anlamadım hocam. Anlamazsın tabii. Sen aşktan ne anlarsın? Bak burada diyor ki aşk derdinden memnunum, hoşum diyor. İlacından elini çek diyor. Tabip diyor. Doktora ilacını elimden çek diyor. Kılma derman diyor. Bana ilaç verme diyor. Belki diyor benim Zehrim diyor benim dermanımdır diyor. Yani aşk acısından çok büyük lezzet alıyordu Fuzuli. Burada onu anlatmaya çalışmış Tonguç'um. Ve dikkat etsen dert, ilaç, tabip, derman, zehir bunların hepsi birbiriyle uygun kelimeler. İşte biz bu sanata tenasüp diyoruz Tonguç'um. Şimdi gelelim buraya. Tecahül Arif. Tecahül kelimesi cehalete benzemiyor mu? Evet hocam. Harikasın. İşte Arif'in cehaleti gibi düşün bunu. Cahillik yapıyor. Bilmezlikten geliyor. Diyor ki mesela Göz gördü, gönül sevdi seni ey yüzüm ahım, Kurbanın olan var mı benim bunda günahım diyor. Yani benim seni sevmemle diyor, benim bir suçum yok ki diyor. Benim gözüm gördü seni diyor. İşte gönlüm sevdi diyor. Benim hiçbir suçum yok diyor. Yani bilmezden geliyor. Ulan ne alakası var? Sonuçta sen sevdin kızı öyle değil mi? Ama o bilmezlikten gelerek suçu gözüne ve gönlüne devrediyor. Bunu bilerek bilmezlikten geldiği için tecahülü arif. Yani arifin, bilen insanın cehaleti anlamına gelen Bilmezlikten gelme diyoruz. Ayak yapıyor hocam. Ya. Harikasın işte bu. tecahül Arif ayak yapma sanatı. Harikasın çok zekisin Tonguç'um. Konuyu çok iyi anlıyorsun. Telmi de anıştırma yani hatırlatma sanatı. Gökyüzünde İsa ile, turdağında Musa ile, elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni demiş şair. Şimdi burada İsa ve Musa'yı hatırlataraktan, Hz. Musa'nın asasını hatırlataraktan, İsa'nın gökyüzünden inmesini hatırlataraktan bir telmi yapmış. Yani şiirde anlattığın olayı daha vurgulamak, daha iyi pekiştirmek için Leyla, Mecnun, Ferhat, Aslı, Kerem, Şirin, İsa, Musa, Muhammed, Davut, Yusuf, Züleyha gibi önemli şahısların isimlerini, peygamberlerin isimlerini söylersen bu telmih oluyor Tonguç'um. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Lef üneşir de gene tenasik gibi kelimeler birbiriyle uygun kullanılıyor ama tam alt alta simetrik bir şekilde kullanılıyor. Bak şimdi gönlümde ateştin, gözümde yaştın, ne diye tutuştun, ne diye taştın. Ateş ve tutuş birbirine bağlantılı değil mi Tonguç? Evet hocam. Yaş ve taş birbirine bağlantılı değil mi? Evet. evet hocam. Yaş hani yaş suyun taşması sel gibi. Evet, i̇şte evet. bunların hepsi bir lefineşir sanat evladım. İstifan da soru sorma sanatı. Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda demiş Mehmet Akif. Burada bir istifam sanatını yani soru sorma sanatını görüyoruz. Seci de evladım düz yazıdaki kafiye. Yani divan edebiyatı hatırlarsan çok süslü ve sanatlıydı. İşte divan edebiyatında şairler düz yazıda bile uyak yapıyorlar. Ey gözlerin nuru, gönüllerin süruru, başımızın tacı, ehli dilin miracı, Gönülhanesinin ziyası. Dikkat etsen bu kelimeler arasında bir uyak var. İşte biz buna diyoruz ki seci. Şimdi dersimizin sonuna geldik. Ödüllü sorumuzu soruyoruz. Yorgun bir vapur kalktı Beşiktaş'tan dizesinde hangi edebi sanat vardır? Hadi bakalım çocuklar sıra şimdi sizde.